Evreni kaplayan ve birbirine bağlayan, çoğunlukla görünmez olan geniş iplikçik ağı, sonunda karanlıkta parıldadığı görüldü. Gökbilimciler, galaksiler arası uzayın mürekkep rengi derinliklerinde, uçurum boyunca uzanan bu iplikçiklerin zayıf parıltısını doğrudan tespit ettiler. Daha önce, bu geniş ağa dair tek tespitlerimiz, evrendeki en parlak ışıklar olan, kuasarlar gibi nesnelerin çevresinde görülüyordu. Şimdi bunu, ağın çoğunluğunun gizlendiği karanlıkta gördük. Bu son bulgudan önce, bir elektrik direğinin altındaki filamentli yapıları görüyorduk. Artık onları lamba olmadan da görebiliriz. Evrendeki nesneler arasında çok büyük mesafeler olmasına rağmen, bu ilk bakışta akla gelebileceği gibi bir dizi izole ada değildir. Evren modellerimiz, şeritleri bu mesafeleri kapsayan, galaksiyi galaksiye, kümeden kümeye bağlayan geniş bir kozmik karanlık madde ağının bulunduğunu öne sürüyor. Evrenin ilk aşamalarında yer çekiminin etkisi altında birleşen bu filamentler boyunca, seyrek galaksiler arası ortamdan gelen hidrojen toplanıp akıyor. Bu hidrojenin büyüyen galaksileri besleyerek, onlara parlak yıldızlar oluşturmak için, taze malzeme sağladığı düşünülüyor. Parlak şeylerle dolu bir evrende, soğuk dağınık hidrojenin loş parıltısını fark etmek pek de kolay değil. Ancak bunu bulmak astronomi ve kozmolojide önemli bir amaçtır. Bize evrenin nasıl gelişmeye ve büyümeye devam ettiği, ayrıca evrendeki görünmez karanlık maddenin ve eksik normal maddenin nerede gizlendiği hakkında bilgi verebilir. Büyük patlamada oluşan hidrojenin tahminen %60'ının evrende bulunduğu düşünülüyor. Kozmik ağ, evrenimizin mimarisini tasvir ediyor. Galaksimizdeki normal veya baryonik maddenin, çoğunun bulunduğu ve doğrudan karanlık maddenin yerini takip ettiği yerdir. Bu nedenle, kozmik ağın bulunması en zor kısımlarını bulmak için Martin ve meslektaşları, hidrojenin radyasyonu emip yeniden yaydığı spektral parmak izi olan, Loesch-Lehmann alfa emisyonunu aramak için özel bir cihaz tasarladılar. Keck Kozmik Web görüntüleyicisi, Hawaii'deki Mauna Kea'daki Keck gözlemevinde bulunmaktadır. Evren, Güneş sisteminin parıltısı ve galaksinin parıltısı da dahil olmak üzere, farklı türde ışıklarla doludur. Dünyadan gözlem yaptığınızda, bu ışık atmosferik ışık nedeniyle, daha da karmaşık hale gelir. Böylece Martin, bu ışığı Keck Kozmik Web gözlemlerinden çıkarmanın bir yolunu tasarladı. Filament yapıları yamalardaki iki yönde farklı mesafelerde olacaktır, böylece arka plan ışığını görüntü B'den alıp A'dan çıkarabilirsiniz veya tam tersi şekilde yalnızca yapıları bırakabilirsiniz. Daha sonra araştırmacılar, Lehmann alfa çizgisinin konsantrasyonlarını arayarak gökyüzünün bazı kısımlarını incelediler. Evren genişlediğinden, daha uzak mesafelerdeki ışığın dalga boyu, spektrumun kırmızı ucuna doğru zayıflıyor, yani emisyon ne kadar kırmızı olursa ışık da o kadar uzak olur. Bu, ekibin bize ulaşana kadar, 10 ila 12 milyar yıl arasında yolculuk yapan ışığın, 3 boyutlu emisyon haritasını derlemesine olanak tanıdı. Bu, evren tarihinde, 13,8 milyar yıl önceki büyük patlamadan sonra, her şeyin hala ilk oluşum aşamasında olduğu bir dönemi temsil ediyor. Sonuç, evrenin en karanlık köşelerindeki karmaşık kozmik ağa ilk bakıştır. Araştırmacılar bunun kozmik ağın izini sürmenin, evrendeki maddenin izini sürmenin ve, her şeyin nasıl bir araya geldiğini öğrenmenin, yeni bir yolunu sunduğunu söylüyor. Bu yeni aracın, daha uzaktaki iplikçikler, ilk yıldızların ve kara deliklerin oluştuğu dönem hakkında bilgi edinmemize, nasıl yardımcı olacağı konusunda çok heyecanlıyız.